Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün Last Empires oyununda yeni bir etkinlik başladı. Ramazan ayında etkinlik bir tane var sanıyordum ama her gün farklı bir etkinlik yapıyorlar. Bugün araba etkinliği başladı, dün başladı. Bu sadece 2 gün sürecek. Etkinliğe nota biriktirerek katılıyoruz. Notayı kaynak toplayarak ya da kendi üstünüzdeki kaynakları toplayarak, yani hem buradan kaynak topluyorsunuz hem üstünüzden nota geliyor. O notaları arabaya veriyoruz. Şu anda bakıyorum ama sanırım araba gene yok. Araba çok zor bulunuyor. Nota etkinliği yapmışlar ama arabayı çok az koymuşlar. Arabalar çok az. Bakalım bulabileceğiz mi? Bir tane bulsam. En azından ne diye geldiğine bakarız. Araba. Hala araba yok ha. Etkinlik yapılır ama etkinliği eksik yapmışlar biraz. Çünkü araba yok. Orada onu göstereyim o zaman. De ödülleri de burada. Buna benzer başka etkinlik vardı. Bu şekilde tamamen fullersen eğer 100 kaçtı? 1000 elmas geliyor. 10 tane 1 saatlik hızlandırma, bu şekilde hediyeler. Daha fazlası diyor, yani farklı hediyeler de geliyor. Bu şekilde hediyeleri alabiliyoruz. Şimdi notayı, eğer etkinliği kaçırırsak, nota elimizde kalırsa ne çıkacak ona bakacağız. Bakalım, eğer etkinliği kaçırırsak nota bize ne verecek? Kaynak verecek. Etkinliği kaçırmayın. Etkinliği kaçırmamamız lazım. Bu pek işe yaramaz çünkü etkinlikte elmas veriyor. Bir de şu etkinlik geldi. Ay kolyesi. Ramazan ayı baya iyi geçiyor. Etkinlik üzerine etkinlik. Ramazan anısı diye bir etkinlik var bu şekilde. Bunlar da sadece zombi öldürerek veriyor. Tabi burada işimize yarayan, tabii düşük leveller için işine yarayan çok şey var. Ama şu anda benim işime yarayacak tek şey 8 saatlik hızlandırma. O yüzden sürekli 8 saatlik hızlandırma alıyorum. Bu şekilde etkinlikler daha Ramazan'ın bitmesine var. O yüzden etkinlik daha devam edecek gibi. Her gün farklı bir etkinlik var neredeyse. Haftada bir etkinlik yenileniyor. Bir de şunu göstereyim. Burada paralı komutanlar vardı. Yani süreli diye bildiğimiz komutanlar vardı ama bunlar artık süresiz. Yani sınırsız. Burada aynı komutanları asker kampı bölümünde şu şekilde üstteki çarpıya basıyoruz ve aynı olan komutanları emekli ediyoruz. Yukarıya puan geliyor. Bana bütün komutanlardan birer tane kalsın diye söylediler, sordum. Bütün komutanlardan birer tane bırakın dedi. Ben de bütün komutanlardan birer tane bırakıyorum. Bir de şu var, bunları çağırma kartları vardı ama artık her gün 5 tane ücretsiz çağırma veriyor. Tabii normal için çağıralım. Gene aynısı geldi aşçı. 5 dakika sonra bir tane, yani 25 dakikada 5 tane çağırmayı bitirebiliyoruz. Etkinlikler bu şekilde. Bir de şura açıldı, bunu da göstereyim. Yan bölümde paralı asker bölümü. Paralı asker bölümü ben de yeni açıldığı için daha tam asker üretemedim. Evet, dur, doğru girdik. Evet, buradaki askerleri üretiyoruz. Şu anda benim üretebildiğim barış elçisi, zombi avcısı, güçlü konvoy, kahraman. Bu dördünü üretebiliyorum. Diğerlerinin daha kilidi açılmadı. Güçlü konvoy, bunu güçlü konvoyu şeye gönderiyorum. Kaynaklara. Güçlü konvoy kaynaklarda ölmüyor diyorlar. Biri saldırsa da ölmüyor diyorlar. Tam emin değilim. Buna bakacağız. Daha tam denemedim çünkü tam üretemedim. Daha yeni üretmeye başladım. Bu şekilde 5 dakikası kal, 4 dakika zaten hızlandıralım. Evet, girelim. Yanlış oldu. Geri gir. Paralı asker al. Evet, bu şekilde 3 tane seçenek veriyor size.
Güçlü konvoyu hiç süre saymadan direkt alabiliyoruz. Evet aldık ama diğerlerine süre sayıyor. Bakalım hangisi daha çok veriyor. Zombiye 350 tane al diyelim. 4 saat 4 dakika sonra. Ama bakın yukarıda otomatik yenileme olan mesafe. 3 saat 40 dakika sonra bu 3'ü değişecek. Yani farklı gelecek, yenilenecek. Her 4 saatte bir bu 3 bölüm yenileniyor. O yüzden bu yenilenme süresinde ne kadar alırsanız o kadar iyi. İlk almanız gereken güçlü konvoy. Onu mutlaka unutmayın. Bir de burada yeni bir yer kurdum. Savaş hazırlık kampı. Hazırlık kampı askerlerimizi saklıyor. Yani biri saldırsa da askerlerimiz alamaz. Bu şekilde. Buna level yükselterek daha çok asker saklayabilirim. Ama şu anda anca 161k. Yani 161.263 tane asker saklayabiliyorum. Bunu 10 level yapınca 1 milyar asker saklayabiliyoruz diye söylendi. Yükseltenler öyle söylüyor. Bakalım ona daha sıra gelmedi. Şu anda uğraştım. Üst binasını 26 yapmak. Evet başka göstereceğim. Yeni bulduğum bir şey var mı? Bakalım. Evet bir de burası var. Burada öğrendim yeni bir yetenek. Evet bu bölüm. Gördüğünüz gibi şu sarı olan bölümü bu şekilde verdiğimiz zaman en güçlü kale etkinliği. Bir bakalım şu anda en güçlü kale etkinliği var mıydı? Evet var. Bakın en güçlü kale etkinliği. Şu anda gördüğünüz gibi üstte sadece 3 tane kutu var. 3. kutuyu aldığınızda bu en güçlü kale sizin için bitmiş oluyor. Ama o bölüme verdiğiniz zaman 3. kutuyu alırsanız buradan tekrar yana kaydırarak bir 3 kutu daha geliyor. Yani bu şekilde en güçlü kaleden 6 kutu almış oluyorsunuz. Bu şekilde onu yaparak 6 kutu alabiliyorsunuz. Başka yeni bir bilgi. Bakıyorum da yeni bilgi başka. Galiba yok ha. Bir de şu var. Şunu da göstereyim. Bu bende yeni açıldı. Derin sürme. Derin sürmeyi aktif ettiğimizde süre biraz kaynak toplama süresi bir 10-15 dakika artıyor ama kaynağınız daha çok geliyor. Şu şekilde göstereyim. E-posta neden açılmadı? Açıldı. Kaynak bölümü. Gördüğünüz gibi çelik. Ben çeliği 10 level açıyorum. 10 level kaç veriyordu? 166 diye hatırlıyorum ama tam da emin değilim. Ama gördüğünüz gibi 300k. Onu aktif edip gönderdiğiniz zaman bu şekilde her gönderdiğiniz kaynak artıyor. Şöyle alta inelim. Gördüğünüz gibi 6 leverler. 6 leverler 288k veriyordu ama artık 516k veriyor. Bu yeteneği açmak çok işime yaradı. Bu yeteneği açmak da uğraştırdı biraz. Evet girelim. Hangi komutandan ve nasıl açtığımızı da göstereyim. Tombik miydi acaba? Bir bakalım inelim aşağı. Evet. Tüccarda. Tüccara gelişme veriyoruz zaten. Tüccarın gelişime verdiğimizde bu şekilde bunu açmış oluyoruz. Bunu açmamız için de tüccarın leveri kaç? Evet 36. 36 lever yapmamız lazım. Ben bu tüccarı 36 yapana kadar burada gelen tüm XP'leri buna verdim. Ve 36 oldu en sonunda ve o yeteneği açtım. Başka yetenek bir de nerede? Evet buydu sanırım. Casus bir bakalım casus muydu? Evet casusun bir de bu yeteneği var. Ben açmadığım halde bu yeteneği kullanabiliyorum şu anda. Neden olduğunu tam bilmiyorum ama bu yeteneği yine de açacağım. Casusun da bu var. Terfi. Yani en düşük askerlerinizi yükseltmeye yarıyor. Şöyle göstereyim. Girelim. Evet. Burada gördüğünüz gibi yükselt seçeneği var. Şu anda yükseliyor zaten. Bunları yükselttiğimiz zamanlar diğer yani yüksek seviye askerler şu anda bende bir level askerler bile vardı ama artık kalmadı yükselterek. Onlar yükseliyor bu şekilde.
yükselterek en yüksek askere ulaşabiliyorsunuz. Yani ezik hiçbir askeriniz kalmıyor. Asker yükseltirken bir de artı olarak gücünüz artıyor. Yani 1 level asker 10 veriyor, 2 level asker 20 veriyor. 1 level 2 yaptığınızda 10, onun üstüne bir 10 daha ekliyorlar ve 20 puan direkt ekleniyor. Yani gücünüz de artıyor. Gördüğünüz gibi benim gücüm hala artmaya devam ediyor. Başka ek bilgi. Bir de buraya bakalım. Başka ek bilgi varsa. Ha, kum saati. Kum saati ne? Diğer videoda çektim mi tam hatırlamıyorum ama. Kum saati var. Bina için. Şöyle şu anda bastığım bina. Evet. Hızlandırma bile mi? Gördüğünüz gibi kum saati. Kum saatini yükle dediğimiz zaman sadece şu altta gördüğünüz hızlandırmaları kullanıyor. Yani kendi bir ekstra bir şey vermiyor. Sadece sizde olan hızlandırmalar, yani bu hızlandırmalar olmazsa kum saati de hiçbir halta yaramıyor. Evet, bir başka bir tane daha var. Onun da fotoğrafını göstermem lazım. Bu şu anda gözükmüyor. 30 bin'de yok, 30 leverde 10 bin elmas. Buna nereden bunu bu şekilde göstermemin sebebi üstte benim Mars hesabım ve kişisel bilgiler yazıyor. O yüzden gösterdim. Buna nereden giriyorum? Hemen geçelim. Oyun kendine gelsin bir. Evet, bu şekilde. Şurada sağ üstte elmas sandığı var. Ona basıyoruz. Bakın burada zaten seçenekler var. Ödeme devam. Sınırlı tedarik. Silah. Ve burada varsa hesap bağlantısı. Şu anda tıklamayacağım çünkü kişisel bilgileri direkt gösteriyor. Mail adresimi gösteriyor. Buna basarak her level başına ödül alabiliyorsunuz. Tabii en iyi ödül 15, 25 ve 30'da. Onlar haricinde diğerleri pek fazla işe yaramıyor. Az elmas veriyor ama gene de idare eder. Elmaslar eşya kutusuna, yani çantaya gelmiyor. Buraya en üstte sağda gördüğünüz gibi 8000 elmas var. Direkt bütün elmaslarım benim oraya geldi. Yarısını kullandım. Şu anda 8400 var. Başka söyleyebileceğim ek bilgi. Başka ek bilgi kalmadı. Şu anda bildiklerim. Bir bakalım, bildiklerim bu kadar. Bir de tabii şu var. Aha, fabrika. Şunu da göstereyim, fabrika. Fabrika. Evet, burada direkt alıyoruz. Girelim. Evet, fabrika zaten yükselmiş. Basalım ne var? Evet, fabrikayı bu şekilde yükseltiyoruz. Bir de fabrikanın mağazası var. Mağazada eşyalar, yani kıyafetler alıyoruz. Ama kıyafetler almamız için illa fabrikanın kaç lever? 6 lever olması lazım. Yani bu 6 lever yapana kadar da, yani fabrikanın süresi bitiyor zaten. Yarın pazar, yarın fabrika bitecek gece. Yani o saate kadar da en fazla 2 tane eşya alabiliyoruz. Bunun yerine buradan alabileceğimiz başka ödüller de var. Şurada en aşağıda gördüğünüz gibi %100 en güçlü kale puan kartı. Bu puan kartlarını zaten birleştiriyoruz. Çoğu kişi biliyordur. Burada eşya bölümünde puan kartları gördüğünüz gibi 100 şu anda yok. 300, evet 300 var. Ve 50, %50 var. Onları alarak ben bu 300'ü 400, %400 yaparak en güçlü kaleyi fullemeyi düşünüyorum. 6 sandığı birden alacağım. Çünkü her level yükseldiğinde bildiğiniz gibi puanlar artıyor. Gördüğünüz gibi şu anda kişisel etkinlik 3. kutuyu almam için 840 kaçtı. Yani önceden 200, 300 lever bastıkça yükseldi. Şu anda 840 istiyor. 26 yaptığımda kaç isteyecek? Büyük ihtimalle 900'ün üzerinde isteyecek. En güçlü kale de aynı. Lever bastıkça güçleniyor. Şu anda ilk kutuyu almama 6M. Vay be, 6M. 6M istiyor. Yani 6. kutuyu almam için bunun 4 ya da 5 katı falan istiyordur büyük ihtimal. O yüzden 100 ama şunu söyleyeyim, bir dakika karıştırdım. Nerede bu? Evet. En güçlü kale etkinliği sadece ana binayı basınca çalışıyor. Yani diğerlerine ben denedim. Diğerleri de en güçlü puan kartı işe yaramıyor. Yani kale puanı
Bu işe yaramıyor değerlerini. Sadece üst binası bastığınız zaman en güçlü kaleyi denk getirerek hızlandırmaya çalışın. Çünkü diğerlerinde pek işe yaramıyor. Denedim, çoğu kartım bu şekilde boşa gitti. O yüzden siz de sadece üst binasında harcayın bunu. 400 yaptığımda üst binasını zaten o zamana kadar basmış olurum. En güçlü kaleyi bekleyerek direkt 6 kutu birden alacağım. Evet, başka anlatabileceğim yok. Bu videom da bu kadardı. Bana destek olmayı, kanalıma abone olarak destek olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.